Kilise Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli protokolörlerimiz, kıymetli misafirler. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen Mevlin Gül Millet Parkı tanıtma töreni. Hepiniz hoş geldiniz. Bölge 545 dönüm olan bir alan. Burada 69 dönüm alanda okul kampüs alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda inşaatlara devam eden bir tane okulumuz kaldı. Çevre düzenleme ihalesi yapıldı. Şu anda çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda biterek okullarımızın bir kısmını burada yapmayı hedefliyoruz. Burada kamu yatırımları yönünde Allah'a şükür evimizin bir sıkıntısı yok. Milletvekillerimize beraber bundan sonraki dönemde İvrin'de inşallah daha iyi hizmetler alacak. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Bizim bir tek eksiğimiz vardı İvrin'de'nin, o da artık nazar boncuğu, vekillerimize de söyledik. Şu anda Mustafa Can Bey vekilimiz de saat 4 Adalet Bakanı'yla da görüşecek. Bir tek eksiğimiz kaldı, Adliye Sarayı. İvrin'de'den bir Adliye Sarayı'na ihtiyacımız var. Vekillerimize de duyurulur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, sayın vekillerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Yavuz Subaşı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli milletvekillerim, ilçe belediye başkanlarım, İvrindi'nin güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya geldim. Yapılan projenin büyüklüğü karşısında gerçekten gerek ilçe belediye başkanımızı, gerek büyükşehir belediye başkanımızı tebrik etmek istiyorum. İstanbul'a gidenler bilirler, Taksim'deki meşhur Gezi Parkı bildiğiniz gibi 40 dönüm. Etrafındaki hizmet binalarıyla beraber 45 dönüm. Burada 52 dönümlük bir park. Bu sebeple burada yaşayan insanlar gerçekten büyük bir parkta yaşadıklarını, bu parkın ne kadar buraya katkı vereceğini, yerel ekonomiyi güçlendireceğini, ziyaretçilerle birlikte çevre esnafın bundan nasıl faydalanacağını görecekler. Sayın Zekai Kafaoğlu Başkanımızla birlikte Balıkesir büyük bir değişime, gelişime adım attı. O adım atmada da hizmetleri bir bir görüyoruz. Değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, ilçe belediye başkanlarımız, sayın kaymakamımız, İlçe başkanımız, daire müdürlerimiz, il protokolümüz, İvrindi protokolümüz, İvrindili hanımefendiler, beyefendiler, bu temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece merkezin belediyesi değiliz. Bütün 20 ilçenin 900 kırsal mahallemizin belediyesiyiz. Bütün ilçelerimizi, bütün yerleşim yerlerimizi kucaklamamız lazım. Oralardaki ihtiyaçları gidermemiz lazım. İvrindi ilçemiz, tabii benim ilçem. Ben Gökçeyazı doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu orada okudum. Tabii ki buralara, doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlere, kendi ilimize, kendi ülkemize hizmet etmek boynumuzun borcu. Geldiğimiz görevlerde o işin hakkını vererek,
o işi en iyi şekilde yaparak yolumuza devam etmemiz lazım. Herkes önündeki işi, bulunduğu sorumluluğu ve görevi en iyi şekilde yaparsa bu ülkenin geleceği ak ve aydınlık, bu milletin geleceği şanla, şerefle ve zaferlerle dolu olarak devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle son seçim döneminde dile getirmiş olduğu insanların artık gönüllerine dokunmak lazım. İnsanların ihtiyaçlarına birebir cevap vermek lazım. Belediyecilik artık insanların doğumundan ölümüne kadar her ihtiyacıyla ilgilenmek, onun hayatını kolaylaştırmak, onu bu dünyada mutlu ve huzurlu etmek için her türlü işin altına imzamızı atmamız lazım. Trend gittikçe bu tarafa gidiyor. Doğru olan da bu. Tabii aslı işlerimiz var. Onlar mutlaka yapılacak. Ama artık insanlarımızı hayatını kolaylaştıran, onun hayat seviyesini, refah seviyesini yükselten işlere daha fazla önem vermeye başladı. İşte bunlardan birisi de bu millet bahçeleri. İnsanlarımız artık daha fazla yeşil alan istiyor. Yürüyüş yolları istiyor. Bisiklet yolları istiyor. Fitness alanları istiyor. Piknik yapacağı alanlar istiyor. Çay kahve içebileceği kafeteryasını istiyor. Yanında kütüphanesiyle beraber, oyun salonlarıyla beraber donanımlı yerler istiyor. İşte millet bahçeleri fikri bu insanların ihtiyaçlarına asli ihtiyacı, sosyal ihtiyacı, kültürel ihtiyacı olan bunlara cevap verebilecek gerçekten çok önemli bir projeydi. Bu konuda da biz Balıkesir olarak nerelere millet bahçeleri yapabiliriz diye arkadaşlarımız ciddi bir çalışma içerisinde. Daha önceden planlanmış bir park alanıydı bu. Bunun konseptini daha da geliştirerek millet bahçesi konseptini inşallah geliştireceğiz. İçinde kütüphanesi de, kafeteryası da daha sonra ilave edilerek İvrindi'nin park ihtiyacını kökünden çözmüş olacağız. İçinde bulunduğumuz alan tam 52 bin metrekare. İvrindimizin nüfusu bütün köyleriyle beraber, kırsal mahalleleriyle beraber yaklaşık olarak 39 bin. Yani bütün İvrindi toplasanız yine burada 1 metrekareden fazla yeşil alan düşüyor. İvrindi'nin merkezini düşünecek olursak yaklaşık olarak nüfusu 7 bin. Burada sadece bu millet parkında İvrindi merkezinde yaşayan insanlara 8 metrekare yeşil alan düşüyor. İşte AK Parti belediyeciliğindeki fark burada. Yeşil alanları artırma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da artırmaya devam edeceğiz. Baktığımız zaman içerisinde bu millet parkının içerisinde 3 adet çocuk oyun parkı, Survivor Parkı, oturma ve dinlenme alanları, fitness aletleri grubu, yine piknik alanları, tam 24 ailenin aynı anda piknik yapabileceği, piknik masalarıyla beraber piknik yapabileceği yerler, 4 adet kamelyası, yine lavaboları, mescidi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otoparkı, aydınlatması, 34 bin metrekare sadece yeşil alanıyla hakikaten İvrindi'mize yakışır bir millet parkı olacak. Bir de ayrıca buranın özelliği tabii okullar bölgesinde olması ayrıca bir anlam ifade ediyor. Burada yaklaşık olarak 3-4 tane okulumuz var. Yeni bir okulumuz daha buraya yapılacak. Kapalı spor salonu var, açık spor alanları var. Hasılı burası gerçekten İvrindi'nin bir cazibe merkezi, bir uğrak merkezi haline dönmüş olacak. Ben tekrar emeği geçen bütün teknik ekibimizi kutluyorum. Yüklenici firmaya da başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu parkımızı İvrindi halkımızla buluşturacak. İnşallah hep beraber açılış töreninde de birlikte olmak dileğiyle. Katılımlarından dolayı başta Sayın Valimiz,
milletvekillerimiz olmak üzere milletvekilimiz Mustafa Can Bey İvrindili kardeşimiz daha önceden randevu talebinde bulunmuştu. Yine Balıkesir'in ihtiyaçları ile ilgili gerek İvrindili'nin Adliye Sarayı gerekse Balıkesir merkezdeki Adliye Sarayı ile ilgili olarak merkezdeki Adliye Sarayımız da oldukça küçük 16 bin metrekare. Şimdi biz büyük şehir olarak imarını geçirdik. Yanına 52 bin metrekare daha ek adliye binası yapılacak. Onlarla ilgili görüşmek üzere bugün randevu verildiği için ayrılmak zorunda kaldı. Onun da selamlarını iletiyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız son olarak konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'nın teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Büyükşehir Belediye'mizin İvrindili'mize kazandıracağı bu güzel, bu anlamlı tesis için, bu güzel alan için, millet bahçesi için, millet parkı için burada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Öncelikle bu okullar bölgesine Büyükşehir Belediye'mizin böyle çok güzel bir parkı hediye etmiş olması bizim açımızdan eğitim sürecinde bulunan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz açısından çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Adeta bir çiçek bahçesinde sevgili gençlerimiz burada eğitimlerini alacaklar. Müteşekkiriz. Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten bu manada öncelikle ve özellikle teşekkür etmek istiyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütün dünyada artık şehirlerin yarıştığını biliyor. Devletler arası yarışın yanında artık dünyadaki konsept son 15-20 yıldır şehirler birbiriyle yarışıyor. Ve bu yarışta şehirlerin kişi başına düşen yeşil alanı da en önemli kriterlerden bir tanesi. Engelliye sunduğu hizmetler, şehirde tüketilen enerji miktarı ama önemli kriterlerden bir tanesi de kişi başına düşen yeşil alan. Ben bu manada Büyükşehir Belediye'mizin bu şehrin her noktasına, 20 ilçemizin tamamına en güzel hizmeti götürmeye çalıştığını, asfaltıyla, altyapısıyla, yeşil alanlarıyla ayrım yapmaksızın, İvrindili'ye biraz torpil olmuş gibi ama başkanım, sen aynısını Savaştepe'ye de, Manyas'a da düşünürsün inşallah. Tabii İvrindili bunu hak ediyor, diğer ilçelerimiz de hak ediyor. Büyükşehir Belediye'miz Balıkesir'i dünyada sayılı iller arasında bu yarışta önde olan grup içerisine almak adına güzel şeyler yapıyor. Biz de desteklemeye gayret ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle, moral ve motivasyonuyla Büyükşehir Belediye'miz kırsal mahallelerimizde de, merkezde de, tüm ilçelerimizde bu şehri üst standarda çıkartmak adına yoluna devam ediyor. Hep birlikte bunu desteğimizi devam ettirelim. İnşallah şehrimiz çok kısa bir süre içerisinde 10-20 yıllık bir süreçte dünyanın sayılı kentlerinden bir tanesi olsun. Ben tekrar Büyükşehir Belediye'mize bu güzel tesisi buraya kazandırdıkları için, bu güzel parkı buraya hediye ettikleri için, ayrıca sadece İvrindili'ye değil bu tesis bana göre, Edremit yolundan geçen insanların da istifade edebileceği güzellikte ve büyüklükte bir alan kazanılıyor, millet parkı kazanılıyor. Onları da burada herhalde İvrindili Belediye'miz, kaymakamlığımız ağırlamak isteyecektir. Onlara da bu hizmet sunulacaktır. Bu güzel imkanı bu şehre, bu ilçeye, güzel İvrindili'nin güzel insanlarına sunduğu için huzurlarınızda Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel alemin. Rahmansın, Rahimsin, merhametine sığınıyoruz, rahmetinden mahrum eyleme. İşlerimizi hayır eyle, hayırlara vesile eyle.
kötüden kötülüklerden beri eyle. Temelini atmaya muktedir ve muvaffak olduğumuz millet parkımızı gençliğimize, milletimize, İvrindimize, Balıkesirimize hayırlı ve uğurlu eyle. Daha nice güzel işlerde öncü ve önder olmayı bizlere ihsan eyle. Dualarımızı lütfünle, kereminle kabul eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun ya Allah. Bismillah. Şu anda İvrindi Millet Parkı'nın temelleri atıldı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce bu güzel parkı bizlere hediye ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı'na Sayın Zekai Kapıoğlu'na çok teşekkür ederiz. İvrindimiz her açıdan altyapısıyla ilerlemekte, yükselmekte. İvrindi Belediye Başkanımıza da Recai Baytar'a da çok teşekkür ediyoruz. Her şey için Büyükşehir'imize ve İvrindi ilçemiz belediye başkanımıza sonsuz sevgilerimizi, selamlarımızı sunarız. Şu anda İvrindi Millet Parkı'nın temellerini atmış bulunmaktayız. Öncelikle sizi tanıyalım. Abdülkadir Güreşen, İvrindi Mallıca Mahallesi'nde oturuyorum. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmetten çok memnunuz. Allah kendilerinden razı olsun. Devamlı arkalarındayız millet olarak. İnşallah hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda 6 Eylül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı ile birlikteyiz. Başkanım, İvrindi Millet Parkı'nın temellerini atmış bulunmaktayız. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Güzel bir temel atma töreninde beraberiz. Büyükşehir Belediye'mizi tebrik ediyoruz. İvrindi ilçemize gerçekten yıllara sari, 50 yıl sonra vatandaşlarımızın kullanımına uygun olabilecek, vatandaşlarımızı gerçekten mutlu edebilecek güzel bir yatırım. Millet Bahçesi dedi Cumhurbaşkanımız. O tanıma uygun bir şekilde bir yapılaşma, bir proje. Kasım ayından bu yana Zekai Kapıoğlu Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız olduktan bu yana gerçekten Büyükşehir'de çok yoğun bir çalışma devam ediyor. İnşallah bu yoğun çalışmanın artarak devamını bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah 29 Ekim'de de açılışı olacakmış. İvrindimize, Balıkesir'imize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun.